Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni konu ejderhalar. Orta dünyanın olduğu kadar gerçek dünyanın da fantastik yaratıkları. Büyük, kuvvetli, küçük, zeki, dört ayaklı veya iki kanatlı. Nasıl isterseniz ateş püskürten, soğuk, buz püskürten, hiçbir şey püskürtmeyen, konuşan konuşamayan, anlayan anlayamayan. Hem real dünyanın, gerçek dünyanın hem de fantastik evrenin kurgusu içinde var olan mitik yaratıklardan bahsediyoruz. Bir tek şey kesin, kadim, eski, dolu dolu bir hikaye. Bugün Smeagol'un evinde göreceğimiz hikayede ejderhalar. Önce bir gerçek dünyayı şöyle bir harmanlayacağız. Daha sonra da Tolkien evrenine dalıp isimlendirilmiş ejderhalara bakacağız. Smeagol evine hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler diliyorum. Gerçek hayatta da oldukları rivayeti mevcut. Hadi biraz inceleyelim. Nasıl inceleyelim? Öncelikle basit bir ayrım yapabiliyoruz. Batı ve Doğu kültürlerinde ejderha. Batı kültüründe boynuzlu, kanatlı, ateş püskürtebiliyor ve aynı zamanda zeki. Kayıtlarda bunlar var. Doğu kültürüne uzayıp gittik baktığımızda ne oluyor? Orada kanatlar yok. Dört ayakları var, sürüngene benziyorlar. Çok fazla da zeki değiller. Bu şekilde basit bir ayrıma gidebiliyoruz ejderhalar hakkında. İlk olarak eski kadim Grek dilinde karşımıza çıkan bir ifadeden bahsediyoruz burada. Ve buna Yunanlıların kendilerince verdikleri isim Drakonta diyorlar ve bu şekilde ilk kez yazılı kayıtlar arasında görebiliyoruz ejderha ifadesini. İngilizce'ye de 13. yüzyılda giriyor. Kimden geliyor peki bu kelime? Eski Fransızca'dan bir konuşma dilinden aynen alıyorlar. Dragon, ejderha ifadesi o eski Fransızca denen dilden olduğu gibi İngilizce 13. yüzyılda giriyor. Peki o Fransız diline nereden geliyor? Tabii ki Latince'den ve draconem denen bir ifade yani devasa sürüngen anlamına gelen bir kelime insan hayatına, dünyanın o realitesine ejderha ifadesini enjekte ediyor. Hikayelere baktığımızda elle tutulabilir birçok ejderha örneği, prototipi görebiliyoruz. Hadi bakalım biraz da bir onları sayalım bakalım hangi kültürlerde neler varmış diyerek hızla başlıyorum olaya. İlk örneğimiz Mezopotamya'dan geliyor. Mususu diyorlar ve Mezopotamya halkının ilk prototip ejderhası bu şekilde ortaya çıkıyor. Apep, Mısır mitolojisinde bulunan bir ejderhamsı aslında daha çok. Şu anda da mevcut bir sürüngenin hemen hemen aynısı. Daha sonra Hindistan'a gidiyoruz ve orada Rigveda denen bir mitte Vrta isminde bir karakter var ve o bu noktada ejderha prototipimiz. Daha sonra Tanak'ta Levitian diye geçiyor. Bunu aynı zamanda Kuzey mitolojisinde de görebiliyoruz. Poitou region yani Poitou bölgesi denen bir Fransa'da bulunan bir bölgede Grand Goule diye geçiyor ismi. Daha sonra Arnavut mitolojisine geçiyoruz ve burada Kulşedra diye bir varlık, bir yaratık, ejderha rolünü üstleniyor. Grek mitolojisinde yine Python, bildiğimiz Python, Ladon veya Lernaean Hydra olarak geçen varlıkların hepsi aslında kadim zamanların mitolojilerinde ejderhaya karşılık geliyor. Daha sonra doğal olarak Norse mitolojisine geçiyoruz ve burada Jormungandr, Nykhogr ve Fafnir bu bölgedeki ejderha örnekleri olarak karşımızdalar. Daha sonra Rus folklorine gidiyoruz. Rus kökenli bir folklorda Zey Gorinchich gibi bir okunuşu var ya da Gorinchich ya da Gorinch gibi. Genel olarak bu folklor öğeleri ejderhaya örnek vermek istediğimizde elimizdeki real örnekler fena da değiller açıkçası ancak bu noktada ne çıkıyor karşımıza? Aslında şöyle bir inanç var. Bir paleontolojist olarak bir kitap çıkartıyor. Adrian Meyer. Kendisinin kitabında The First Fossil Hunters, Dinosaurs, Mammoths and Meat in Greek and Roman Times. İsmi bu.
kitabın ismi bu ve 2000 yılında çıkıyor. Burada diyor ki, bence diyor, bu efsane, ejderha hikayesi bulunan arkeolojik kalıntılardan ortaya çıkıyor diyor. Devasa kemikler buluyorlar ve bunları kendi dini inançların içinde olan bazı folklor bir öğeleriyle birleştirerek ejderha mitini yaratmayı başarıyor insanoğlu. Real dünya bölümü burada bir hoppalanak diye bırakıyoruz. Çünkü çok uzun konu. Aslında gittikçe gidiyor. Folklordan tutun mitlere, işte dini inançlara hepsini bir araya getirdiğinizde çok acayip bir hikayesi var. Tolkien evreninde de yine ejderha doğal olarak her fantastik dünya kurgusunda olduğu gibi mevcut. Belli isimler, belli karakterler var. Bunlar hani ön plana çıkıyor diye benim anlatmak istediğim bölümü oluşturuyorlar. Ve bir tık daha Tolkien evreninin içinde yer etmiş karakterler olarak bence videoda olmayı hak ediyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde Tolkien evreni ve ejderhalarını incelemeye başlıyoruz. Hızlıca bir Tolkien evreninde ejderha nedir'e de bakmak isterim. Sonuçta 1. 2. 3. çağlarda var olan bir yaratıktan bahsediyoruz biz varlıktan. Belli rivayetler Gandalf'ın bazı sözleri 4. çağda da biraz daha düşük modellerin yaşadığı sadece rivayet olarak var. Bunların kendilerinin yaşadığı ve hükmettikleri bölgelere biraz bakarsak Angband, Gri Dağlar, Issız Dağlar, Nargothrond ve Witherhead denen bu gri dağların en doğusunda Atnal gibi bölgenin içindeki bir vadiden de bahsedebiliyoruz. Bu bölgeler ejderha bölgesi. Tehlikeli yerler. Konuşanları var demiştik. Birkaç dil konuşan var. Evet mesela insan dillerini anlıyorlar ve Elfçe ile iletişim kurabiliyorlar Elflerle. Bu açıdan da bu entelektüel yapılarını da bir noktada ortaya çıkartabiliyor bazılarının. Aynı zamanda kadim bir grup. Tabii ki yaşlılar, iriler ve zekiler aslında cunning diyor yani yok çok da saf değiller Tolkien evreninde. Hep bir planları, hep bir amaçları, bir hedefleri var ve bu konuda da inançlılar. Böyle bir de durumları var. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor ejderhalarla ilgili. Birinci çağda bu ejder kültürü Morgoth tarafından yetiştiriliyor. Onun tarafından filiz veriyor bu çiçek. Al sana o ejderha diyor orta dünya. Ve ilk görülen ejderha Glaurung bu grubun içinde. Morgoth'un çalışmaları arasında Glaurung ilk sırada. Tolkien evreninde Serpents, Great Worm ve Drakes olmak üzere üçe ayrılabiliyor bu grup ya da ayırabiliyoruz. Yani Serpents, sürüngenler, Great Worms işte, yani işte daha büyük cins olacağım değil de bu da yine bir tür sürüngen aslında ama Serpent suda giden olarak, öbürü karada giden olarak ayrılabilir. Drake dediğimizde bildiğiniz ejderhadan bahsediyor ve bu şekilde üç ana başlığa ayırabiliyor Tolkien bu varlıkları. Hikayemizde ise doğal olarak ejderhalar 3. çağda Smaug'un ölümüyle beraber hikayenin dışında kalıyorlar. Hadi bakalım biraz da isimli olanları neler ne değiller derin. O kadar da derin değil. Bir hikayeye başlayalım. Tolkien evrenine girdiğimizde ilk örnek aslına bakarsanız Yüzükler Efendisi'den gelmiyor. Chrysophalax diyor. Nedir bu karakter? Hamlı çiftçi Giles'ın hikayesindeki ejderhadan bahsediyoruz. Aslında tam ismi Chrysophalax Dives. Ve kendisi Giles'ın yaşadığı topraklara geliyor ve orayı ele geçirmeye çalışıyor. Son derece akıllı, zeki, kurnaz ve meraklı bir ejderha. Ancak çok ciddi bir zırh olmasına rağmen o kadar da cesur değil Chrysophalax. Bu ateş ejderinin ismini incelediğimizde Grek mitolojisinde o Chrysophalax denen bölümün Gold Guard yani altının muhafızı gibi bir anlamı var. Arkadan Dives geliyor. Dives de Latince'de zengin anlamında kullanılan bir ifade. Gerçi buradan yola çıkarsak Dives gibi okunuyor da olabilir. Çok emin değilim o yüzden. Yani nedir? Sonuçta büyük altının muhafızı veya işte bileyim çok olan yani o hazinenin muhafızı gibi de çevirebiliriz bu ejderhayı. 92 yılında BBC bu hikayenin Hamlet çiftçi Giles'ın bir radyo dramatizasyonunu yapıyor. Burada Stephen Tourney'i seslendiren kişi neden ön plana çıkarttık? Hemen anlatmak istedim. Neden anlatıyoruz? Çünkü Stephen Tourney tam bir audiobook anlatıcısı ve bir radyo aktörü. Gerçekten başarılı bir karakter. Neden? Kendisi Tolkien evreninin dışında fantastik dünyayla da çok ilgileniyor ve Yüzüklerin Efendisi'nin bir radyo dramatizasyonunda
ağaç sakalı önce seslendiriyor. Daha sonrasında Narnia günlüklerinde aslanı seslendiriyor. Ve Doctor Who'nun radyo dramatizasyonunda birçok karaktere de can veren bir isimden bahsediyoruz. Kendisi 2 Mart 1935 doğumlu, aynen ne yazık ki 26 Mayıs 2019'da bu değerli sanatçıyı kaybetmişiz. Buradan Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz kendisine. Değişik bir noktadayız. Fauloke ya da Fauloki daha doğru olabilir. Fauloki daha doğru, evet. Aynı zamanda Uroloki de deniyor buna. İlk başta Tolkien bunu bir ejderha ismi olarak düşünüyor. Diyor ki bunu bir ejderhaya isim olarak verebiliriz. Ancak daha sonra nefes veren gibi bir ifade ya da nefes ejderi gibi bir ifadeye çeviriyor Fauloki'yi. Daha sonra da diyor ki ya şimdi ne tür bir, çünkü bu arada notlarda ne tür bir nefes ejderi oldu, ateş mi, işte soğuk mu, ne yaptığı çok belli değil. Diyor ki ben bu Fauloki'yi alayım diyor, bu kavramı unutayım ve bunu Glaurung'un, o ejderlerin babası olan karakterin bir başka ismi yapayım diyor ve bu şekilde aradan çıkıyor Fauloki ifadesi. Bunu da arada belirtmek isterim. Sıradaki karakterin hikayesi eğer tamamlansaymış, onu büyük ihtimalle birinci çağ itibariyle duyulan bir isim haline getirecekmiş. Ghostir, yine Tolkien evrenin bir başka isim verilmiş ejderhası. Ancak Morgoth'un ejderlerinden biri olması dışında Tolkien hikayesini geliştirmiyor. O noktada kalıyor bu isim. Noldorin elfçesinde bir anlamı var ve Dread Glance diyorlar. Yani böyle ölümcül bir bakış veya ölümcül bir ifade, surat gibi bir durum var konuda. Ve burada dediğim gibi Noldorin elfçesinden bahsediyoruz. Ghost bir parçası, o öndeki Dread ifadesini kapsayan. Ve Tyr arkadan geliyor da o bakış, ifade, expression diyorlar. Onu alıyor ve orijinal ismini ortaya çıkıyor. Aslında Ghostir diye yazıyor başta Tolkien. Ancak daha sonrasında Ghostir haline getiriyor bu ismi. Bir başka ejderhamız Lamdang. Kendisi The Etymologies isimli çalışmada, Etimolojiler isimli çalışmada karşımıza çıkıyor. Bu da nedir? Lost Road and Other Writings isimli kitabının, Tolkien'in 3. bölümü. Burada elf dilinin kök halini oluşturdu. Burada işte kural ve heceleme nasıl yazılsın, nasıl yapılsın türünden çalışmanı yaptığı bir bölümden bahsediyoruz. Sadece burada adı geçiyor. Başka hiçbir yerde kullanmıyor Tolkien yine bu karakteri. Bu isim de yine Noldorin elfçesinden Folktan, çatal dil anlamına geliyor. Orta dünyanın bir başka ejderi de bu şekilde aradan geçmiş gitmiş oluyor. Hikayesi görece daha kalabalık bir karakterde Skata, gri dağların büyük sürüngeni. Aslında Great Worm, yani o büyük solucanlar sınıfından uçamıyor, yürüyor. Öyle bir durum var ve kendisi hakkında aslında bilgi az, ancak hikayesi çok. Ve Eothed, yani Rohirrim'in atalarından Fram, kendisi Frungar'ın oğlu. Onun tarafından öldürülüyor. Öldürüldükten sonra ne mi oluyor? Büyük bir hazineyi koruduğu biliniyor ve bu hazineyi de cücelerden çaldığı da bilinenler arasında. Daha sonrasında Eothed'le, yani Rohirrim atalarıyla cüceler arasında bu hazine üzerinden bir kavga, bir tartışma başlıyor. Hatta rivayet, dedikodu şudur ki Fram bir mesaj gönderiyor cücelere. Bakalım nasıl bir mesaj var. Jewels such as these you will not match in your treasures. For they are hard to come by. Ne diyor? Siz biraz zor bulursunuz böyle mücevherleri. Öyle her yerde yok bunlar. Deyip Skata'nın bir tane dişini gönderiveriyor bunlara böyle mesajla. Cüceler ne diyorlar? Oo öyle mi peki? Yani bize hakaret deyip Fram'ı kesiveriyorlar. Rivayet bu yönde. Yine eski İngilizceden bir kelime karşıma Skade gibi bir okunuşu vardır diye tahmin ediyorum. Çok arayamadım. Garip bir yazılışı var. Daha sonra Skata oluyor. Yani yaralayan, hırsız gibi bir anlam. Daha da modernleştiriyoruz. Ve Skadi gibi diye bir ifadeyle karşımıza geliyor. Nedir? Bu da yaralayan anlamında. Zarar veren. Sıradaki ejderhamız Smaug. Hobbit film üçlemesi de artık hepimiz için bilinir bir isim haline geldi. Özellikle Benedict Cumberbatch'in
Batch'in inanılmaz performansıyla da Beyaz Perde gerçekten inanılmaz temsil edildi Smaug. Kendisi 3. çağın son büyük ejderi. Daha doğrusu orta dünyanın son büyük ejderi olarak da adlandırabiliriz. Issız dağlar yani Erebor'u ele geçiriyor. 171 yıl boyunca buradaki hazinenin üzerine konuyor aslında Smaug. Ve bu şekilde de hikayenin içindeki yerini, Hobbit hikayesinin içindeki yerini almış oluyor. Gandalf'ın notlarına göre de bu işi yaptığında yani Erebor'u ele geçirip Dale'ı yerle bir ettiği sıra daha henüz yetişkin halde değil Smaug. Hikayenin bitişine yakın bir noktada kendisi için tabii ki sinirlenip Lake Town'a, Göl şehre saldırıyor ve burada sonu Bard the Bowman yani okçu Bard tarafından geliyor. Onun elinden sonunu buluyor Smaug ve Orta Dünya hikayesindeki son büyük devasa ejder de sıradan bir şekilde hikayeden çıkmış oluyor. Bu noktada boyutuyla ilgili Tolkien'in verdiği bir referans olmadığını söylemekte fayda var ancak Orta Dünya Atlası'nda 18 metreye yakın olduğu iddiası var ama bu tamamen tabii ki yani yine Alan Lee çizimlerinden yola çıkarak not almışlar. Herhangi bir Tolkien eklentisi yok kendisiyle ilgili. Nerede doğduğuna bakarsak 3. çağda Withered Heath'de yani o gri dağların elinde olsundaki o Atnalı gibi bölgenin arasındaki vadi orada doğuyor. Baktığımız zaman hikayesinin en net, en bilinen detaylarından biri bu Smaug'un. İlginç bir etimoloji var. İsmine baktığımız vakit proto-germanik dillerden referans aldığını görürüz Tolkien'in ve üçüncü tekil şahıs olarak kullanılan birisi Smaug'un, Smauganan ya da Gunun, Gunun giyinim artık nasıl okunuyorsa Smauganan diyorum ben kendimce. Böyle bir ifadeden geliyor ismi. Aslında aynı ifadenin bir de eski İngilizce hali var. O da Smugan olarak geçiyor. Ve bu iki kelimenin orta yönelir sürünen demek. Anladığımız gibi sürüyor. Yani anlamı bu. Buradan gelip Smaug oluyor isim. Tolkien yine hikayeler, mitoloji, eski Almanca, Germanik, Norse, İngiliz tadında bir durum var yine Tolkien hikayelerinde. Ve o beklenen an, Glaurung, ejderlerin babası. Birinci çağında Morgoth'un en önemli komutanlarından birinden bahsediyoruz. O derece yüksek mertebeli bir ejderha bu. Ancak kanatlar yok, dört ayak var, yürüyor. Yani nedir? Doğu kültürüne daha yakın bir kurgusu var. Konuşabiliyor, konuşulanı da anlayabiliyor. Çok kuvvetli bir ön sezi kabiliyeti var. Nasıl ortaya çıkıyor? Morgoth, Angband'ın derinliklerinde yetiştiriyor bu varlığı. Bu ejderhayı bir Joker gibi cebine tutabilmek için kendi elleriyle, kendi istediği formata getirerek hazırlıyor Morgoth. Progenitor of Dragons deniyor. Nedir? Atası. Ejderhaların atası diye geçiyor Glaurung. Ancak Lost Days, kayıp hikayelerde ismi Glorund. Biraz farklı bir durumu var. Aynı zamanda Sindarin elfçesinde Glorund, Glorung ve Glomund olarak da anılıyor. Quenya elfçesine geçtiğimizde Laurundo veya Undalauve diyorlar Glaurung'a. Aynı zamanda The Golden Feathers of the Dragons diye geçiyor. Yani altın tüy ejderhaları. Veya The Great Worm diyorlar. O büyük sürüngen olarak alabiliyoruz. Tabii ki Dragon King of Nargothrond bir başka isim kendisiyle ilgili karşımıza çıkan. Hızlıca bir tarihlendirdiğimiz sırada bakalım karşısında neler çıkıyor Glaurung'la ilgili diyorsak 1. çağ 155. yıl ile 260. yıl arasında doğum sürecini geçiriyor. Yetişkinliğe geçiş, işe yarar hale gelmesi için geçen süre bu. 1. çağ 499 ile 291 yaşındayken Cabet an Arras bölgesinde Glaurung Orta Dünya sahnesine veda ediyor. Sonu Turin Turambar'ın elinden olan bu büyük ejderhanın hikayesi aslında German mitolojisindeki Fafnir'in hikayesiyle birebir moda mod örtüşmektedir. İkisinin de sonu aynı şekilde, ikisi de insanların büyük kahramanları tarafından aynı şekilde öldürülürler. Bu da Tolkien'in mitoloji merakının kendi hikayesindeki bir alıntısıdır. Ve sıra son ejderhamızda Ankalagon the Black yani Kara Ankalagon, Siyah Ankalagon, nasıl isterseniz. As tall as a mountain diye geçiyor. Bir dağ kadar uzun. Morgoth'un efsanelerinden tabii ki.
kendisi gazap savaşlarına kadar hayatta kalabiliyor, varlığını sürdürüyor. Orta dünyada görülmüş olan en büyük ejderhadan bahsediyoruz. Devasa bir varlık. Benim gibi dağ kadar uzun diye not düşünmüş. Valar'ın ordusuna karşı verilen savaşta Morgoth'un son kozu. Onların üzerine fırlattığı son koz. Yanında bir ejder ordusuyla beraber Valar'ın kuvvetlerini bir süreliğine durdurabiliyor. Ancak yardımına Valar'ın ordusuna Erendil ve Kartallar geliyor. Bir gün süren bir savaş sonucunda Ankalagon ne yazık ki Orta Dünya hikayesinden çıkıyor. Çıkarken de Thangorodrim tepelerinin üzerine düşerek çıkıyor. O üç volkanik tepeye ciddi zarar veriyor çünkü cidden çok büyük bir varlıktan bahsediyor. Hemen bu noktada etimolojik açılımı gerekiyor. Sindarin Elfçesinde Rushing Jaws, yani artık herhalde çok hızlıydı, tık 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 işi bitiriyordu. O yüzden böyle bir ifade verildi. Yani hani başka türlü bu aceleci veya o hızlı çeneler durumuna gelmesinin bir anlamı yok bence. Ve daha sonra Orta İngilizce'de Andraka, tabii ki doğal olarak bir Latin kültürü de burada geliyor işin içine. Ve düşman, karşı tarafın nefret edilen ejderi gibi bir ifadeye denk geliyor. Orada işte bölüyorsunuz kelimeye, rakka bir şey, anda bir şey falan gibi bir bölümü var. Ancak bilinmesi gereken eski İngilizce'deki Andrakka'dan yola çıkarak Tolkien Ankalagon'u yaratıyor ve Orta Dünya hikayesinin içine iteleyiveriyor. Evet, bu bölüm biraz kalın olduğu için hemen yapıştırıyoruz. Evet, 1977 yılında bir yok olmuş bir solucan türüne, familya üyesine ismi veriliyor Ankalagon'un. Middle Cambrian Era dedikleri bir dönemden çıkartılıyor bu fosil. Ve Kanada'da bulunan Cambrian Burgess Shale denen bir bölgeden, orada bu tür fosillerin çok bulunduğu bir bölgeden çıkartıyorlar. Ve bu Middle Cambrian Era dediğimiz dönem Paleozoik dönem olarak adlandırılıyor ve bunun bir bölümü bu, ortası tabii. 53.4 milyon yıl sürdüğü varsayılıyor. Çıkaran firma The Walcott Quarry denen bir bölgede çıkartıyor bunu. Daha doğrusu yapılan çalışma orada, firmalardan çıktı. Ve Fossil Ridge denen bir bölgesinde çıkarıyorlar. Bu Cambrian Burgess Shale denen yerin. Ve çıkan o fosile de Ankalagon ismini veriyor bilim adamları. Bilim insanları, bilim insanları, bilim insanları. Tolkien evreninde ejderhaları incelediğimiz videonun sonuna geldik. Dostlar, güzel bir video olduğunu veya sizin de seyrederken büyük keyif aldığınızı varsayarak bir videonun daha sonuna geliyoruz. Smeagol'un evinden hepinize kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.